Well, my first question is actually about American İlk politics. sorum Amerika'daki You may have politika seen ile ilgili olacak. that McCain'in aday ayını biliyorsunuz ve okullarda yaratılışla ilgili derslerde yaratılışla ilgili verilmesi gereken mesajlara ilişkin söylediklerini biliyorsunuz sanırım. Bu konuda düşüncelerinizi alabilirim. Can I get your reaction to that? McCain bu konuda güzel düşünüyor. Yaratılışçılıkla Darwinizm aynı ortamda öğretilsin. Fakat her ikisine de aynı haklar verilsin. Yani Darwinizmin anlatılabildiği kadar yaratılışçılığında anlatılması gerekir. Yani yaratılışçılıktan kasıt Darwinizmin yanlışlıkları da anlatılması lazım. Ama tek yanlı Darwinizmde anlatılması gerekir. Ama bilimsel eleştirisinin de mutlaka yapılması gerekir. Mesela 100 milyon fosil var. Darwinizm bundan bahsetmiyor. 100 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil var. Darwinizmin kendi iddialarını anlatabileceği de tek bir tane ara fosil yok. Mesela bundan hiç bahsedilmiyor bilimsel kitaplarda. Bundan bahsedilmesi gerekir. Mesela bir protein tesadüfen meydana gelmesi teknik olarak imkansızdır. Bundan hiç bahsetmiyor Darwinizm. Bundan bahsedilmesi gerekir. Darwinizm genellikle mucizelerden bahseder. Sürekli şu da mucizeli oldu, bu da mucizeli olduğu şeklinde anlatıyor. Bunların anlatılması gerekiyor. Yani ilmi bir açıklama yapamıyor. Mucizeleri anlatıyor. Mucizeyi kim yaratıyor? Bunu belirtmesi gerekiyor Darwinizm. So just to get back to the main point, what is ana konuya gelelim isterseniz. Bu fosillerden çıkaracağımız ders nedir? Bu fosillerin bize verdiği mesaj nedir? Yer altında adeta fotoğraf gibi bütün canlıların görüntüleri kalmış biliyorsunuz. Fosilden kastımız bu hayvanın taşlaşmış bedeni. Biz buna baktığımızda mesela 100 milyon yıllık, 50 milyon yıllık, 200 milyon yıllık canlılarda mesela timsahta, tavşanda, kaplanda, aslanda, domuzda her türlü hayvanda fosil kalıntıları incelendiğinde hayvanın hiç değişmediği, günümüzdekiyle aynısı olduğu görülüyor. Bunu Darwinistler anlatmıyorlar, bunu gizliyorlar. Bunun anlatılması gerekiyor. Değişmediğine göre demek ki ilk yaratılışıyla son hali de aynı olduğuna göre evrim yok demektir. Yani evrimle bu yaratılışın olmadığı ortaya çıkıyor. Bu bir bilimsel gerçek. Ama başka türlü bir açıklama getirmeleri eğer kendi kafalarına göre mümkünse bunu yapabilir. Ama Darwin'le değil. Darwin konusunda olay tamamen çökmüş durumda. Bütün Avrupalılar da bunu anladılar. Darwinizm bir aldatmacadır. Şeytanın insanlarla alay etmesi, eğlenmesidir. Tesadüf hiçbir şey yapamaz. Bir kum topluluğunu avuçladığımızda, attığımızda bir gazete yazısı çıkmaz. Bir dergi yazısı çıkmaz. Sadece şuursuzca saçılırlar bunlar. Gerçi onu da Allah yaratır ama hiçbir şey çıkmaz. So let's say that Darwinism is diyelim ki Darwinizm gerçekten yanlış ve kanıtlanamaz bir teori. Peki bu nasıl otomatik olarak Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor? How can that prove that God exists? Uzaylıların yarattığını iddia edebilirler. Buna benzer fantastik düşünceler ortaya atabilirler ama tabii bunu herkes anlar. Belli ki Allah yaratmış. Yani eğer Darwinizm yoksa Allah'ın yarattığı düşüncesi bütün dünyada kabul gören bir düşünce. Ama belki fantazi olarak böyle ilginç düşünceleri ortaya atabilirler. Ama uzaylıları kim yarattığı sorulduğunda da yine Allah yarattı diyeceklerdir. Konu her halükarda Allah'la sonuçlanacaktır. İnsanlar şunu merak ediyor. Sizin kitaplarınızda öne sürdüğünüz fikirler, Darwinizm hakkında söyledikleriniz aslında bilimin karşısında bir duruş sergilemek. Ve siz kendi açıklamalarınızı bir anlamda başka bir bilim çerçevesi içinde açıklıyorsunuz. Bu iki farklı bilim mi var ortada? Darwinizm bilim karşısında bir duruştur. Bilime karşı samimiyetsizliği ve yalancılığı ortaya koyan bir görüştür. Bizim anlattığımız yaratılışçı görüşlerde tamamen bilimsel deliller ortaya konmuyor. Mesela 100 milyon fosil ortaya konuyor. Fosil sergileri açılıyor. Fosillere insanlar ellerini sürüyor. Bu bilimdir. Gözleriyle görüyorlar. Bu bilimdir. Bir proteinin tesadüfe meydana gelemeyeceği biyomatematikte ispat ediliyor. Bu da bir bilimdir. Dolayısıyla Darwinizm safsatalara dayalı bir pagan dinidir. Dolayısıyla bir dogmadır. Bilimsellikle de alakası yoktur. Bizim anlattıklarımız tamamen bilime dayalı, tamamen bilimsel delillerden kaynaklanan kesin, net, açık izahlardır.
Şöyle bir görüntü var ortada. Sanki siz sonucunuzu önceden biliyordunuz ve tüm bu bilimsel olduğunu söylediğiniz verilerinizi bu sonucunuza göre sonradan topladınız. Kafanızda önceden zaten var olan sonucu kanıtlamak için. Bunu nasıl açıklarsınız? Ama Allah'ın varlığı çok açık aleni görünüyor. Çünkü insanın beyninin içerisinde tam renkli, üç boyutlu bir dünya olması, karşıdaki insanla kendi görüntüsünün aynı yerde beyninde oluşması, sesin stereo en mükemmel ses sisteminden daha mükemmel beyinde oluşması ve bu görüntüyü birinin görmesi, bir şahsın görmesi beynin içinde ve bu sesi birinin duyması, bu zaten Allah'ın varlığını kesin olarak ispat eden, ikinci bir ihtimali sıfır olan bir durum. Bu delilden zaten Allah'ın varlığını anlıyoruz. Ama Darwinizm ayrı bir konu. Teknik delillerle ispat edilen bir konudur. Bu yaşanan, görülen bir şey. Ama Darwinizm bilimsel delillerle açıkça eleştirilen, yalancılığı, doğru olmadığı açıkça ispat edilen bir teoridir. Peki ilk yola çıktığınız zaman da kafanızdaki soru Allah'ın varlığını kanıtlamak mıydı yoksa Darwinizm mi? Ben zaten Allah'ın varlığına inanıyordum. Çünkü Allah'ın varlığının delilleri çok açık görülüyor. Kainattaki mükemmellikten ve demin anlattığım konudan çok açık görülüyor. Dışarıda madde var ama biz onun sürekli görüntüsüyle görüşüyoruz. Ve bu harika şekilde beynimizin içinde oluşuyor. Bunun ikinci bir açıklaması olmaz zaten. Fakat Darwinizmin bir sahtekarlık ürünü olduğunu araştırmalarım sonucunda çok açık gördüm. Mesela fosilleri saklıyor Darwinizm. Şu ana kadar gidin müzelerde fosil pek bulamazsınız. Çok çok nadirdir. Halbuki 100 milyon fosil var yeryüzünde. Bu bir kere Darwinizmin samimiyetsiz olduğunu göstermek açısından yeterli bir delildir. İkincisi kafataslarının sahteliğiyle ilgili gerçekler. Birçok kafatası, Darwinizmin kullandığı birçok kafatası sahtedir. Bunun sahteliği bilimsel yollarla ispat edilmiştir. Ve bunu bugün Darwinistler de kabul ediyorlar. Yani bu bir gerçek. Proteinlerin tesadüfe meydana gelemeyeceğini kendileri de kabul ediyorlar. İlk hücrenin meydana gelinmesi konusunu açıklayamıyorlar, mucizeyle açıklıyorlar. Fakat benim en çok üzerine durduğum ara fosil olmaması. Darwin ara fosil olmadığında kendi teorisinin geçersiz olduğunu söylüyordu. Tek bir tane ara fosil yok. Zaten bu konu açıklandığında konu da bitmiş oluyor. Yani Darwinizmin kesin mağlubiyetinin açık delilidir bu. Peki Allah'ın varlığını kanıtlamak neden önemli olsun ki? Ona inanmak yetmiyor mu? Darwinizmin eleştirilmesi sadece Allah'ın varlığını kanıtlamak amacıyla değil. Çünkü Allah'ın varlığını biz demin anlattığım delillerden ve kainattaki mükemmellikten zaten açıkça anlıyoruz. Allah istese Darwin'in dediği gibi evrimle de kainatı yaratabilirdi. Bu da Kur'an'a yine uygun olurdu. İncil'e ve Tevrat'a da uygun olurdu. Biz Allah'ın kainatı evrimle yarattığını rahatça söyleyebilirdik. Fakat evrim teorisini akılcı incelediğimizde gülünecek derecede ciddi sahtekarlıklarla ve oyunlarla hazırlandığını gördük. Yani yüz milyonlarca insan bugün dünyada gözlerin içine bakıla bakıla aldatılıyor. Ve Darwinizm resmi koruma altında, devletlerin resmi koruması olmasa Darwinizm birkaç haftanın içinde biter dünyada. Resmi korumadan dolayı ayakta tutuluyor. Bir kere bu resmi koruma çok esrarengiz. Bütün devletlerde aşağı yukarı yani %95'inde okullarda, üniversitelerde ve devlet kurumlarında tek bu teori resmi koruma altında. Bir kere bunun altında ciddi bir oyun olduğunu insanlar zaten düşünmesi gerekir. Ve bu teori incelendiğinde de yüzlerce oyun ve sahtekarlıktan oluştuğunu anlıyoruz. Bilimsellikten uzaktan yakın alakası yoktur. Bilimsellikle hiçbir bağlantısı olan bir teori değildir Darwinizm. Ama jeoloji bir bilimdir, paleontoloji bir bilimdir, biyomatematik bir bilimdir. Fakat Darwinizm tamamen sahtekarlığa dayalı bir oyundur. Kitaplarınızdan biliyoruz ki faşizm, nazi ve sosyalizm gibi kötü güçleri hep Darwinizm'e bağlıyorsunuz ve nedeninin Darwinizm olduğunu söylüyorsunuz. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Evet. Bunu Hitler kendisi söylüyor, Mussolini kendisi söylüyor, Marx kendisi söylüyor. Yani Darwinizm'in etkilendiğini, teorisinin veya düşüncesinin
oradan kaynaklandığını bu şahıslar zaten açıklıyorlar kitaplarında ve eserlerinde bunları görüyoruz. Ve ideolojinin uygulamasında da bunu görüyoruz. Sosyal Darwinizm vahşi kapitalizm tarafından, faşizmce, komünist düşünce tarafından dünyada uygulandı ve halen de uygulanmaya devam ediyor. Yani tez, antitez, sentez düşüncesi vardır onlarda. Güçlülerle zayıflar mücadele eder, daima güçlüler kazanır inancı vardır. Bunu topluma da mal ediyorlar. Halbuki haklı olan güçlüdür. Güçlü olan haklı değildir. Bu yanlışlık bu yüzyılda düzeltilecek. Elbette ki Nazilerin yaptıklarına ve faşistlerin yaptıklarına baktığımızda bunu kesinlikle savunamayız. Bunlar kötü olaylardı. Fakat Darwin bu insanlardan çok daha önce yaşadı. Ve bu insanların Darwin'den etkilenmiş olmaları Darwin'i nasıl suçlu çıkarabilir? Bunun suçunu Darwin'de nasıl arayabiliriz? Darwin'de bir suç aramak düşüncesinde değilim ben. Darwin sadece o çağın bilimsel yetersizliklerinden, cahilliğin yaygınlığından, teknolojik aletlerin eksikliğinden kaynaklanan büyük bir hata yapmıştır. Sonra bilim gelişmiştir. Elektron mikroskop ortaya çıkmıştır. Biyomatematik ortaya çıkmıştır. Teknoloji olağanüstü gelişmiştir ve paleontolojide müthiş gelişmeler olmuştur. 100 milyona yakın fosil bulunmuştur ve bulunan hiçbir fosil Darwin'in dediği tarzda çıkmamıştır. Hepsi yaratılışı ispat eder mahiyette çıkmıştır. Dolayısıyla Darwin'in tek hatası bilimsel yetersizlik içerisinde ortaya çıkıp böyle bir iddiada bulunması olmuştur. Ama bilim ilerleyince Darwin'in tamamen uydurma bir teori ortaya attığını ispat etmiştir ve Darwinizmi bilim yok etmiştir. Amerika'ya kısaca tekrar geri dönmek istiyorum. Burada Amerika'da yayın evinizle herhangi bir ortaklık var mı kafanızda? Amerika'da bu düşüncelerinizi yaymak için, insanlara duyurmak için, özellikle McCain'in yaptığı son açıklamalardan, oradaki son gelişmelerden sonra. McCain'in Darwinizme karşı olması güzel ama Amerikan halkı bu aldatmacanın henüz daha yeni farkına varıyorlar. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir uyanış daha dünyada tam oluşmadı. Ama çok hızlı ve şiddetli bir uyanış var. Fakat bu oyunun, bu aldatmacanın yenilmesi için onlarla bir işbirliği yapmak şu an mümkün değil. Çünkü tehlikenin ciddi şekilde farkında değiller. Farkına varmış olsalar zaten kendiliklerinden ciddi belki tedbirler alabilecekler. Fakat resmi himaye gören, devletlerin resmi himayesi altında olan bu teori yeryüzünden tamamen silinmesi için daha biraz zaman var diye düşünüyorum. Yani biraz daha uğraşılması gerekiyor. Ama bilimselliğine güveniyorsa bu kişiler bu himayeyi kaldırsınlar, özgür ortamda bu teoriyle bir karşılaşalım. O zaman bu teorinin bir anda bir halüsinasyon olduğu ve hemen yenileceğini ve yok olacağını göreceklerdir. Devletler Darwinizmi neden korumak ister? Çünkü masonluk dünya devletlerine hakim. Yani dünyadaki hemen hemen devletlerin %95'i masonların kontrolünde. Darwinizm de masonluğun bir pagan dinidir. Masonluk bunu bütün dünyada himaye ediyor. Ve dolaylı yoldan veya dolaysız devletlere bunu kabul ettirmiş durumda. Mesela hiçbir ülkede insanlar çıkıp şunu söylemiyorlar. Madem şu 100 milyon fosil bulunmuş ve sürekli buluyorsunuz, bu fosilleri niye sergilemiyorsunuz? Birçok müzemiz var, devletlerin resmi müzeleri var. Bu müzelerde neden sergilenmiyor, niye bize göstermiyorsunuz demiyorlar. Halbuki bu fosiller sergilenmiş olsa zaten Darwinizmin geçersizliğini anlatmaya gerek dahi olmayacak. Halk bakacak, hemen anlayacak değişim olmadığını ve konu kendinden hallolmuş olacak. Onun için Türkiye'de de çok ciddi reaksiyon gösterdiler fosil sergilerine. Fakat buna rağmen her yerde fosil sergileri yapıldı. Türkiye'de şu an Darwinizme inananların sayısı hemen hemen sıfıra yaklaştı. %90, %95 Türkiye'de Darwinizme inanılmıyor. Bu oranı nasıl ulaştınız Türkiye'de? İnternetin çok büyük etkisi oldu. Kitap satışlarının çok büyük etkisi oldu. Bir de bizim milletimiz Allah inancına yatkın bir millettir. İmanlı bir millettir. Bu konuda fazla bir tereddütler olmadı. Bir de gerçekler konusunda çok pozitif
ve akılcı düşünen bir millettir. O yüzden böyle gereksiz gurur yapıp konuyu uzatmadılar. Gerçekleri görünce kesin kanaatleri geldi. Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de fosil sergileri yapıldı. Halk bizzat fosilleri gördü, kendi elleriyle dokundular, gözleriyle gördüler. Darwinizmin bir aldatmacı olduğuna kesin kanaatleri geldi. Şu an hemen hemen itiraz eden hiç yok gibi bir şey. Son bir sorum olacak. İnsanların neden kuyruk sokumları? Onun birçok faydası var. Dış darbelere karşı da iç organları koruyan, vücuda etkili olarak fayda sağlayan birçok yönü var. Mesela birçok kasında tutunma noktasıdır. Aynı zamanda birçok iç organı koruyan, dış darbelerde süspanse eden, kolaylık sağlayan bir yapıdır. Thank you so much.